Olay 2015 yılının Mart ayında olmuştu işte. Hani sabah hastaneye gidecektim. Yola çıktığımda bir hani kapının önüne baktım. Araç yoktu. Ondan sonra tabii polis haber verdik. Süreç işledi tabii. Aradan 7,5 sene geçti. 2022'nin sonlarına doğru araç bulundu. Tabii biz artık ümidimizi kesmiştik yani. Ha, çok şükür devletimiz yani unutmamış, şey yapmamış. Aracın bir şekilde bulundu. Sakarya'da çıktı araç. Şen olmuş yani şasisi ruhsatı şeyi motor numarası falan değişmişti. İlk çalındığında mesela çocuğum yoktu. Doğmasına bir ay vardı. Şimdi mesela 8 yaşına girdi. Daha dün de doğum günüydü. Şu an 8 yaşına girdi mesela. Bütün gayretle Batu amirliğine, bütün emniyet güçlerime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Bir araç almıştık. Aracı 9 ay sonra araba kapının önünde çalındı. Daha önce de çalınmadan önce de arabada takip cihazı varmış. 0-2 aldık taktık aracı. Araç yine çalışmadı. Servise götürdüm. Serviste bir 10 gün kadar kaldı. Takip cihazı varmış. Onu çıkarttırdık. Yedek anahtarlar varmış. Üçüncü bir anahtar var. İki anahtar bizdeydi. Üçüncü bir anahtarla arabayı aldıklarını duyduk yani. Karakolda duyduk. Araç yakalandıktan sonra. 4 yıl sonra Urfa'nın Söyerek'te yakalandığını duyduk.